Tumandagi islohotlar samarasi bilan tanishish jarayonida Rossiyaning Orenburg viloyatidan nasilli ichki olib kelib ko'paytirayotgan tadbirkor yigit haqida eshitib qoldik. Qo'ychilikni rivojlantirish, balki echkichilikni rivojlantirishga ham jiddiy e'tibor qaratilgan. Namanganda shunday kelinoyimiz bor ekan, bilmagan ekanmiz. Gulsan opa, hormang. Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Xorazm viloyatida 13 ta shahar va tuman mavjud bo'lsa, ularning har birining o'rni va salohiyati bor. To'g'ri aytasiz. 160 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladigan Bog'ot tumani hududiy jihatdan uncha katta bo'lmasa-da, sohalarda katta natijalarga erishilmoqda. Haqiqatan ham, ayniqsa so'nggi 2-3 yilda Bog'ot tumanining iqtisodiy ijtimoiy ko'rsatkichlarida yaxshigina o'sish sur'atlarini kuzatish mumkin. Azamat, ana shu islohotlar samarasi bilan birgalikda tanishsak va teletomoshabinlarimizga taqdim etsak. Juda yaxshi. Unday bo'lsa, aziz muxlislar ham bizdan yiroqlashmay, ana shu jarayonlarni kuzatib borishsin. Unda ketdik. Ushbu ko'rsatuvimizni tarix haqiqatlaridan boshlashni lozim topdik. Tasvirlarni ko'rib, zukko muxlislarimiz qalajik haqida so'z borishini darhol anglashgani shubhasiz. Ha, bu miloddan avvalgi 4. asrga oid ertak monand qalajik qalasidir. Urganch davlat universiteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi Qudrat Masharipovning qala haqidagi maqolasidan ayrim manbalarni keltirib o'tamiz. Bog'ot tumanida Xazarasp shahridan 25 km uzoqlikda joylashgan qala shimoliy devori uzunligi 184 metr, janubiy devor 211, g'arbiy devor 72 metr, sharqiy devor esa 114 metrni tashkil qiladi. Qalaning umumiy maydoni 6 gektar. Qalajik qala haqidagi dastlabki ma'lumotlar asosan 9-12 asrlar arab-fors manbalarida uchraydi. Muallifi noma'lum, Hudud al-Olam asarida u Kardnaskaz, al-Istahri va al-Maqsidi kabi mualliflar asarlarida Kardaranxosh va Kardaranxos, Abulg'ozi, Munis va Ogahi kabi xorazmlik tarixchilar asarlarida esa Kardanxast yoki Gardanxast kabi nomlar bilan qayd qilib o'tilgan. Ushbu manbalarning birida u haqda kichik bir shahar bo'lib, atrofi boy dehqonchilik vohasi va ko'plagan qishloqlar bilan o'ralgani qayd etilsa, boshqasida bu istehkom xuddi Xazarasp kabi mustahkam mudofa tizimiga ega yirik qala sifatida ta'riflanadi. Abulg'ozi asaridagi Gardanxast arab manbalaridagi Kardaranxos shahri ekani, bu esa qalajik xarobalariga to'g'ri keladi. Amudaryoning qadimgi o'zanida Xorazm vohasining madaniy hayot markazida joylashgan bu yodgorlik o'zining miloddan avvalgi 4-1 asrlarga va o'rta asrlarga oid mudofa inshootlarini juda yaxshi saqlab qolgan. Vatanimizni sevishimiz uchun, vatanimizni o'rganishimiz uchun, bilishimiz uchun albatta biz o'tmishni, tarixni juda yaxshi bilishimiz kerak. Agarda biz o'tmishimizni, tariximizni yaxshi bilmasak, keyingi avlodlarga shu narsalarni to'liq ma'nosini, qilingan ishlarni hammasini to'liq tushuntirmasak, o'rgatmasak, biz tariximizni hech qachon bila olmaymiz. Mana siz ko'rib turgan bu qala, hozirgi balandligini o'zi ham kamida 20 metr, ba'zi joylari 15 metrgacha. Lekin bundan ham baland bo'lgan bu qala oldin. Bu qalaning qurilishi o'sha davrda xuddi siz ko'rib turgan mana shu devorning narigi tomonida, janub tomonida katta hovuz, ko'l bor. Xuddi shu yerdan mana shu loy olingan, tuproq olingan va endi shu atrofi butunlay qala bilan o'ralgan. Buni qalajik deb nomlanishining birinchi ma'nosi mana biz turgan joy Turkmaniston bilan chegara. Mana 500 metrdan keyin Turkmaniston Respublikasi. Turli savdogarlarning hammasi xuddi shu yerga qo'nib o'tgan. Buni qalajik deb aytilishining sababi turkman tilida qal'a. Bizlarda o'zbek tilida qala deymiz. Bular qalajik dedi turkman tilida. Qalajik degan so'z kichik shahar degan. Buni Davud qala deb ham aytiladi. G'arbiy qismida hozir biz turgan joyning o'zinda ikki teshik bor, katta. O'ng tomonidan ham, chap tomonidan ham. Xuddi shu yerdan o'tmishda ota-bobolarimizni aytishganlar, bu yerdan temirchining cho'kishining ovozi eshitilar ekan. Ana shu eshitilganligi sababli ham buni Davud qala deb ham aytilgan. Bu yer bir ajoyib sihatgoh. Yozi bilan bu yerda odamlar ayrılmaydı. Bir de acayip şifabaş kumu var mene. Şifabaş suyu var.
Ajdodlar ruhini shod qilgan holda bugungi avlodlar ham munosib voris sifatida tarixiy joylarni yanada obod go'shaga aylantirish, zamonaviy tilda aytganda turizmni rivojlantirishga bel bog'lashgan. Ayni paytda bu yerda tadbirkorlar tomonidan ulkan loyihalar amalga oshirilyapti. Yosh tadbirkor Gulshan Otajonovaning loyihalari ham shular jumlasidan. Gülşanay mana Qalacıq qalasiga kelib, bu yerda katta bir o'zgarishlarning guvohi bo'layapmiz. Aynan mana shu yerda mana shu loyihalarni amalga oshirishingizga nimalar turtki bo'ldi? Bog'ot tumanida 2007-yildan baliqchilik fermeri tashkil qildik. Shu baliqchilik fermeri tashkil qilganimizdan keyin mana shu yerda qo'shni davlatlar, Turkmaniston davlati, Ozarbayjon davlatlariga shu xorijiy safarlarda bo'lganda shunaqa turistikki nimaga qiziqish bo'lib, shunaqa oldimizga maqsad qo'ydik. Shu mana shu Qalacıq qala 3000 yillik tarixga ega turizmni rivojlantirish maqsadida shunaqa majmua hozir bitkazish arafasidamiz. Mana hozir tanishtiraman o'zlaringizga ichkaridagi sharoitlar bilan 1400 kvadrat yer maydoni ajratib berishdi. Shundan keyin 2018-yil qurilish ishlarini boshlab 2019-yilda mahalliy xalqimizga xizmat ko'rsatib faoliyatimizni boshlab hozir endi xorijiy davlatdan kelgan turistlarni yaxshi nimada kutib olish uchun mehmonxona qurib mana hozir tanishtiraman o'zlaringizga guvohi bo'lasizlar. Demak, ichkarida mana shu amalga oshirayotgan loyihalaringiz bilan tanishib chiqamiz. Marhamat. Mana bu majmuamiz Xivadagi Sayyodxon bog'idagi chodir hovli, shu xonni yozdagi dam olish oromgohini xuddi shunaqasini shu yerda yana qurilish ishlarini olib boryapmiz. Birinchi etajı muzey bo'ladi. İkinci etajı bitta xonasi mehmonxona. Gastinsa bo'ladi. Bitta xona oldi ayvon bo'ladi. 3-chi etaj ham shu gastinsa oldi ayvon bo'ladi. 4-chi etaji ochiq ayvon bo'ladi. 4 etajli bo'ladi. Bo'yi 16 metr. Xuddi shu Sayyodxon bog'idagi chodir hovlimiz qanaqa bo'lsa, xuddi shuni 2-chi ko'piyasi shu yerda bo'ladi, xudo xolasa. Shu 1 sentyabrga bitkazamiz. Xorijiy davlatdan kelgan turistlarimiz, viloyatlardan kelgan mahalliy xalqimiz kelib, shu tepaga chiqib, atrofini tomosha ko'rishi mumkin. Gulshan endi mana bu majmualar bilan bir tanishtirib o'tsangiz. Avvalna yurta deymiz, o'zimizni tilimizda aytadigan bo'lsak, qorovuylarimiz, mahalliy xalqimiz kelib, mana qo'shni viloyatlardan kelgan sayyohlarimiz, xorijiy davlatdan kelgan sayyohlar madaniy hordiq olib, ichida konditsionerlar bor, jihozlangan, sharoitlar yaratilgan. Oilasi bilan kelib, dam olishlari uchun shunaqa 13 ta yurta tashkil qilganmiz. Yana kelajakda 10 ta qurish arafasidamiz. Bu qorovuylar endi nimadan bunyod qilingan bular? Ular g'ishtdan tiklangan. Mana bu ko'rib turganingiz, mana o'zimizni chegaradosh hududimizda 20 ga 40 metr suv havzasi, basseyn, yozgi basseyn. Qurish arafasidamiz. Shu mahalliy xalqimiz kelib, yaxshi kayfiyatda madaniy dam olib ketishi uchun shuni rejalashtirganmiz. Mana bu ko'rib turganingiz, mana mehmonxona, shu 50 o'ringa mo'jallashtirilgan. Mahalliy xalqimiz kelishi, viloyatdan kelgan mehmonlar, xorijiy davlatdan kelgan mehmonlarni yaxshi sharoitda, yaxshi kayfiyatda kutib olish uchun mana rejalashtiryapmiz. Xudo xolasa 1 sentyabrga ochilishini qilamiz degan niyatdamiz. Ishlar 2 kishilik, 1 kishilik shunaqa xona bo'ladi, lyuks qilib bezatilib, shunaqa qilib. Mana buni oldida 4 ta minora, Xivani xo'ja minorasi katta, kalta minora, 4 ta minora bo'ladi. Keyin mavu turib turganingiz avtostiyanka. Mana bu yurtalar ana Qoraqalpog'iston Respublikasining Chumboy tumanidan olib kelganmiz. Buni har ichini bezaklari bittasi Qoraqalpoq milliy uslubida, bittasi Turkmaniston milliy uslubida turkman gilamlari bilan konditsionerlar qo'yilgan, televizorlar qo'yilgan. Shu xalqimizni
maraqlı dam alış üçün hamma şəraitlə yaratılgan işgərəsidə. Mana bu körüb durgan açıq maydanlıq avtoturargahımızın alt tamamı gələcəkdə xuda xalasa balıqçılıq köl qılıb xarici dövlətdən gələn turistlərimizi şu yerdə balıq uşlar özünü uşlayan balığını özünə pişirib verib şərait yaratış üçün tapçanlar qılınıb balıqçılıq havuz qılış niyyətimiz var. Bu yerə alğan paytımızda mana şu tuman hakimi ajratıb bergan paytında açıq qum idi. Mana şu qumnu nima tekiz görüb körüb turganingizdek mana şu topraqlarını olib kelib köndürüb mana şunaqa toqlarni svetlarni uzoq masofadan olib kelib bu ishlarni boshlaganmiz. Mana choyxona restoranlar bo'ladi. Shu choyxonalarda mana tabiiy ko'limiz bor. Mana Turkmaniston qo'shni davlatimiz Turkmaniston bilan chegarada 100 gektar tabiiy ko'limiz bor. O'sha tabiiy ko'limizda baliqlarni mana shu mehmonlarimizni milliy taomlarimizdan kutib olish niyat qilganmiz. Biz tadbirkor Gulshan Otajonova bilan suhbatimizni aynan mana shu ko'lyonda davom ettiryapmiz. Buni boisi bor albatta. Bugun tadbirkor ayol yangi loyihalar ustida ish olib boryapti. Bu loyihalardan biri suvni ko'l havzalarini barpo etish va uni rivojlantirish. Bu borada yangi investitsion loyihalarni amalga oshiryapti. Gulshan aka, mana shu yangi investitsion loyihangiz haqida gapirib bersangiz. Mana shu Kalachkala majmuasida joylashgan Humoyun Mirzo turistik maskanida mana mehmonxona 50 o'rinli, mana shu Xivadagi Sayyodxon bog'idagi chodir hovli, shuni chodir hovlini ikkinchi nimasini shu yerda barpo qilyapmiz. Hozir qurilish ishlari olib borilmoqda. Mana shu yerga hozir 5 milliard investitsiya kirizyapmiz. Shu 5 milliard investitsiyamizga 25 gektar suvni ko'limiz, 100 gektar tabiiy ko'limiz bor. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich bizga ayol tadbirkorlarni qo'llab shuncha sharoitlarni yaratib berib, shu imtiyozlardan bizga unumli foydalanish maqsadida mana shu Bog'ot tumanida ham yana bir tadbirkorligimizni boshlaganmiz. Baliqchilik fermer xo'jaligi, turistik majmua, mehmonxona, turistlarga, mahalliy xalqimizga xizmat ko'rsatish. Ayni paytda mana shu qurilish ishlarimiz mana ko'rganingizdek jadal ish olib bormoqda. Mana mehmonxonamizni jihozlab 1-sentyabrga tayyor qilish arafasidamiz. Turistik majmuamiz to'liq ishga tushgandan keyin 35 ish o'rni yaratamiz. Hozirgi kunda 15 ish o'rni yaratganmiz. 25 gektar suvni ko'l, 100 gektar tabiiy ko'limiz bor. Shu baliqni yetishtirib, mahalliy xalqimizga, xorijiy davlatdan kelgan turistlarni ko'limizni, baliqni ovlab o'zlariga pishirib, malakali oshpazlarimiz xizmat ko'rsatish rejalashtirganmiz. Xorijiy davlatdan kelgan turistlarni mana shu a'lo kayfiyatda kutib olib, xalqimizga, O'zbekistonimizga ozgina bo'lsa ham shu hissamizni qo'shish rejalashtirganmiz. Do'stlik, birodarlik, o'zaro hamjihatlik xalqimizning asriy an'analaridan sanaladi. Mehr oqibat, qardoshlik tushunchalari alohida e'zozlab kelinadigan yurtimizda bugun ham millatlararo totuvlik yanada mustahkamlanmoqda. Respublikamizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandidek bo'lib, vatanimizni yanada ravnaq toptirishga xizmat qilishmoqda. Ularning milliy an'ana va qadriyatlari, urf-odatlarini rivojlantirish, ta'lim-tarbiya olishi, ijod qilishi, munosib turmush kechirishi, dam olishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ko'rsatuvimizni Qalachiq qalasidagi Humoyun dam olish maskanida tumanning faxri va ko'rki bo'lgan, keksalik gashtidan baxtli hayot kechirayotgan turkman otaxon va onaxonlar davrasida davom ettiramiz. Men o'zim turkman millatidanman. 1885 yılda bizim ağaylarımız, babalarımız, mamalarımız Xiva şehrine, Xiva kalasına tavar getirgen. Büyük ipek yolu arkalı tavarları getirip satıp, bir yerdeki tavarlarını verip varıp satıp Xiva'daki dükkanı bulgan kervansaraydı. Şunda bir günü İslam Hoca başvezir hemen kervansaraydan aylanıp yürüyende bizim babamızla uçuraşıp kaladı ve özünü üyüge teklif kıladı. Şunday kılı onların ortasında bağırdı, geldi, başlanadı. İslam Hoca'nın kardeşlerinden, ağırlarının kıyılarından ikisini Ay Paşa, Nar Paşa'nı özünü ülkelerine kelin kılıp alıp verdi. Toy tamaşa kılıp alıp vergenden keyin Firuz Han'ın yanına alıp verdi. Hamına teklif kıladı. Mene sizinle kuda bulduk. Siz bir yere getirip, tavar getirip satıp büyük ipek yolunu rivojlantirib turgan ekansiz. Mana shu yerda men sizga joy solishingizga o'rin beraman. Kelib shu yerda joy soling. Bu yer mana chorvachilikka ham juda yaxshi. Hammasini ham dehqonchilik qilishga ham yaxshi deb mana shu yerda bizning bobolarimiz
Şundan yerken mekan kılıp, hemen Özbek milleti, Türkmen milleti, Karagalpak milleti, hemen milletler bunun birlikte, iki ülke ağını olup birlikte kuda enda olup yaşayalımız. Bana misal şu benim birinci gelinim Türkmen olsa, ikinci gelinim Kalpak, üçüncü gelinim Özbek milletinden. Hemen murad maksatlarımıza erişip yaşap durmuş. Ayollar bir davraya yığıldı ama bana şu davrada küy koşuklar, ulanlar etiladı. Bana hazır biz Türkmen ayollar davrasamız. Ular ham bana şu kadimi sanat türlerden buldu. Kuranmış sanatını izozap geliyordukken hunarmat ayollarımızdan biri. Ular kuranmış tokuyordukken payette albette koşuklar hırgaya kılışadı. Gelin ana şu koşuklardan bir gelikte dinleyimiz. Başlayın, başlayın, kuş teptini başlayın, toya gelen mihmanları, köngül cigin hoşlayın. Başlayın, başlayın, kuş teptini başlayın, toya gelen mihmanları, köngül cigin hoşlayın. Yelpese, yelpeselendi, kolumda yalığım o, yelpeselendi. Yelpese, yelpese, yelpeselendi, kolumda yalığım o, yelpeselendi. Kolumda yalığım o, yelpeselendi. Turli millat vakillari istiqomat qilayotgan tumanning iqtisodiy, ijtimoiy ko'rsatkichlari ham yildan yilga yaxshilanib, qishloq xo'jaligi, bog'dorchilik qatori sanoat sohasi ham rivojlanmoqda. Rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, sanoat mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, Xorazm viloyati va tumanlarida ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsuloti hajmi, ya'ni tumanlar aro hamda tumanlarni shahar ko'rsatkichlari bilan taqqoslash orqali tahlil qilish, sanoat mahsulotlarini aholi jon boshiga to'g'ri keladigan miqdori dinamikasini kuzatib borish, hududlardagi ustuvor vazifalarni va o'sish nuqtalarini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. O'z navbatida Bog'ot tumanida joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishi 200 milliard so'mdan ortiq raqamni tashkil etib, mazkur ko'rsatkich viloyatning jami sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishida 3.6% ga to'g'ri keladi. Hisobot yilida tumanda 128.8 milliard so'mlik iste'mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2019 yilning mos davriga nisbatan qariyb 109% ni tashkil qildi. Joriy yilning birinchi yarmida 9.2 million dollarlik eksport amalga oshirilgan bo'lsa, yil yakuniga qadar tumanning eksport salohiyatini yanada oshirish choralari ko'rilmoqda. Hududda yengil sanoat tarmog'i jadallik bilan rivojlanayotganini kuzatish mumkin. Klaster tizimi orqali ushbu yo'nalishdagi yangidan yangi loyihalar bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etilmoqda. Nafaqat yengil sanoat, balki meva-sabzavotni qayta ishlash sohasida ham agroklaster faoliyati yo'lga qo'yildi. Mana bu mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi korxona bunga misol. Bog'dorchilik, uzumchilik va dehqon xo'jaliklari shartnoma asosida agroklaster korxonaga yetishtirgan mahsulotlarni topshirishadi. Bu esa ishlab chiqarish quvvatining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Bu korxonamizning texnologiyalari Turkiyaning Göztepe kompaniyasi bilan shartnoma asosida Turkiyadan olib kelingan. Bu texnologiyalarimiz qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish liniyalari bo'lib, qishloq xo'jalik mahsulotlarini shu yerda tozalab, quritib, eksportga chiqarish uchun bu liniyani olib kelganmiz. Liniyamiz bu yoqdan mahsulotimiz keladi, 2-3 marta yuvilgandan keyin bu yerdan parablansher apparatimizga tushadi. Bu parablansher apparatida maydalangan mahsulotni 100 gradus issiqlikda tozalab o'tkazib beradi. Bundan o'tkazganimizdan keyin quritish liniyamizga tushadi. Bu liniyaning uzunligi 70 metrdan oshiqroq joylashgan, bu germetik yopiq hisoblanadi. Bunga mahsulot tushgandan keyin hech qayer ochilmaydi va hech qanaqa tashqaridan bunga ta'sir bo'lmaydi. Faqat o'sha chiqish joyidan tayyor mahsulot chiqadi. Bu liniya qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish liniyasi. Bu ham shu Turkiyaning Göztepe kompaniyasidan olingan. Bu liniyamizning xususiyati qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'sha tabiiyligini saqlab, sifatli darajada mahsulotni bizga eksportbop qilib chiqarib beradi. Mana shu korxona ishga tushgandan buyon qanday mahsulotlarni qayta ishlab ko'rdingizlar va qanday sinovdan o'tdi? Muvaffaqiyatli o'tdimi? Liniyamiz ishga tushgandan keyin mahsulotlarimiz qishloq xo'jalik mahsulotlarining deyarli hammasini ishlab ko'rdik. Liniyamizning samaradorligi yuqori darajada sinovdan o'tdi. Kuz oylarida Xudo xolasi kelasi mavsum boshlaymiz.
Şu mazunga tayyor geldik, görüyapmız. Hozir çıkan mahsulotlarimizni eksportga yöneltiriş üçün saralash jarayonu bo'lib turdi. Asosiy liniyamizda esa o'tkazib quritish jarayoni hozircha tugadi. Saralab bo'lgandan keyin mahsulotlarimizni eksportga chiqarish niyatidamiz. Otabek, jahon bozorida mustahkam bir o'rin egallash uchun qanday bir chora-tadbirlarni qo'llayapsizlar mana shu sifatiga, sertifikatga ega bo'lish uchun? Jahon bozorida mustahkam o'rin egallash uchun Euro standart ISO 22000 sertifikatını alış boyunca iş başlayacağımız. Nasip ise şu küz aylarına şu sertifikatlarını alıp ne fakat Orta Asya, belki Avrupa pazarlarına hem çıkış niyetimiz var. Hazırda müstakil devletler, hamdolsun devletlerden bizim mahsulatlarımızda talep yakışı böyle yaptı. Nasip ise Avrupa'ya hem özümüzü, Özbekistan'ımızı tabi mahsulatlarını çıkarıp Avrupa'da hem özümüzü, müstahkem ornumuzu egalleş niyetimiz var. Bundan taşkarı yana kanday bir layıkaların amalga aşırışı rejeleştirilgen? Kengi layıkalarımız Gallandiya bilen hamkarlıkta oynayla istihana kuruş. Onun için hem banka kredit üçün, devletimiz tarafından acerliyatki kredit üçün hüccetler hamması takdim kılıngen. Uyan Kuda Haklasa başlangıç arafası da tuttu. Hazır geçe kirtilgen investisyaların kıymeti 3,5 milyon dolar yakın. Yine şunca çet el investisyası kirtiş maksat edemiz şu devletimizi kılıyatken bizge gamkorluğu ve tedbirkarlığı kılıyatken yakışı imkaniyetlerden ünlü faydalanış niyet edemiz. Şimdi esasen bana şu teknolojilerini kimler başkara yaptı? Mahalleden 50'den aşırı yaşlar hazır karhanamızda daimi iş bilen teminlengen. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, ishlarini o'z joy-joyiga qo'yib. Endi keyinchalik yana loyihalar amalga oshirilsa, qancha yangi ish o'rni yaratiladi? Keyinchalik agar hozir o'zimizni rejalashtirgan loyihalarimiz hammasi ishga tushsa, bu yerda 200 dan oshiq ish o'rni yaratiladi. Tabii ki, mana bu yerda yana bir qurilish jarayonlari ketyapti. Bu yerda nimalar bunyod qilinmoqda? Qanday loyihalar amalga oshirilmoqda? Bu yerda boya aytganimdek, qovunni sublimatsiya usulida qayta ishlash liniyasi uchun shu zavodimiz qurilishi ketyapti. Bu yerda ham mahalliy yoshlardan tashkil topgan brigadamiz ishlayapti. Bu yerda yillik hajmi 1000 tonnadan oshiqroq qovun qayta ishlash zavodi barpo bo'ladi. Qovunni o'sha qayta ishlab quritish sublimatsiya usulida quritib, qayta ishlash eksportga chiqarib, zavodimizni o'zida ham 20 dan oshiq ishchi o'rni yana yaratilinadi. Eng zamonaviy texnologiyalar asosida bu yerda ish bo'ladi, xudo. Bu yerda o'sha sublimatsiya muzlatish yo'li bilan qovunni o'sha quritish tabiiyligini saqlab qolib chiqarish apparatini o'sha zavodini quramiz. Bu Xitoy davlatidan chet investitsiyasi asosida shu korxonamiz tashkil qilyapmiz. Qovunni qayta ishlash sexidan chiqqan o'sha ikkilamchi mahsulot, ya'ni o'sha tozalangandan keyin chiqadigan chiqindini ham o'sha qayta ishlab jem qiladigan apparatimiz, uni ham buyurtma berganmiz Xitoy davlatiga. U ham xudo xohlasa shu zavodimiz bilan birgalikda ishga tushadi. Tabii ki mana sintetik vositalar ishlab chiqarish sexidamiz. Bu texnologiya qayerdan olib kelib o'rnatildi? Bunga qancha investitsiya jalb etildi? Bu texnologiyamiz sintetik tozalovchi mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Bu texnologiyamiz Xitoy davlatidan olingan, 475 ming dollar investitsiya kiritilgan. Xomashyolari Eron va Turkiya davlatlaridan olib kelinadi. 5 ta ishchimiz ish bilan ta'minlangan, ular ham asosiy mahalliy yoshlar. Necha tur mahsulot ishlab chiqarilmoqda bu yerda? Bu yerda hozir 3-4 xil mahsulotimiz ishlab chiqarilyapti. O'sha sintetik tozalovchi, yuvuvchi mahsulotlar hammasi. Bu mahsulotlarimiz hozircha mahalliy bozordan joy olyapti. Qo'shni viloyatlarga, respublika bo'ylab ketyapti mahsulotlarimiz. Keyinchalik bu ham o'sha rejamizga kiritilgan jahon darajasiga olib chiqib, o'sha eksport bob mahsulotlarni chiqarish niyatimiz bor. Qulupnay bahor chog'ida dasturxonimizni bezaydigan ilk mevalardan biri. Endilikda bu mevani qishin yozini yetishtiradigan omilkor tadbirkorlarimiz bor. O'zbekiston sharoitida qulupnay mevasini yetishtirish katta istiqbolga ega. Bog'ot tumanidagi Shahzoda Janona xususiy firmasida eksportbop qulupnay yetishtirish yo'lga qo'yildi.
Har qanday innovatsion g'oya hayotga tatbiq etilsa, o'z ijobiy samarasini beradi. Buni Bog'otlik Ne'matjon Beknazarov faoliyat misolida aytishimiz mumkin. Ne'matjon Beknazarov bugun Amerikadan keltirilgan qulupnayning Albion navini mana shu issiqxonada yetishtiryapti. Bozorga 7 tonna yetkazib berildi. Bugun mana shu yangi g'oya tashabbuslar asosida ishlayotgan tadbirkorimizning faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. ...2017 yılda muhterem prezidentimiz bana Surxondaryoda 100 gektar tepli issiqxona kuruluşu açılışıga borgan paytida bizde hem delegasiya kılınıp şu Surxondaryoga borganimizda mana shunday klubnay issiqxonasini gördük ki bunu kızıkıp teknologiyasini şu 2017 yılda yaxshilab 6 ay mobaynida o'rganib, $330,000 kreditni olib, texnologiyasi Turkiyadan kelgan, 6000 metr kvadrat joyda klubni yetishtiryapti. Yana hozir bizlar 50000 metr kvadratga ko'paytirish niyatimiz bor. Kreditga ariza berganmiz. Shu 50000 metr kvadratga ko'paytirib, eksport qilishni niyat qilganmiz. Mana Qozog'istonga, Rossiyaga eksport qilmoqchimiz. Qishin yozin meva beradi ham, eksport bo'lib transportirovka qilish uchun juda zo'r qattiq turadi. Bir hafta 10 kungacha o'zining sifatini yo'qotmaydi. Shularni yaxshilab o'rgangan holda shu navni tanlab olib keldik. Gipermarket, mana supermarketlar bilan shartnoma qilganmiz. Hozir ham sevishib olishyapti bu klubnay navini. 9 ta ish o'rni yaratilgan. Yana xudo xolasa ko'paytirib 25 ta yangi ish o'rin yaratishni mo'ljallaganmiz. Tumanda ilg'or innovatsion texnologiyalar asosida ko'plab issiqxonalar faoliyat yuritib, ularda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari qish va bahor mavsumida aholi dasturxoniga tortiq qilinmoqda. E'tiborlisi, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari tomonidan mazkur yo'nalishda istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Tumandagi Gulshan mahallasi hududida Janubiy Koreyaning zamonaviy va innovatsion texnologiyalar asosida barpo qilingan issiqxonada 2 gektar maydonda yetishtirilayotgan pomidor hosilini ko'rib, ko'zingiz quvnaydi. Farog'at yangi texnologiya asosida pomidor yetishtirayotgan ekansiz-da, keling mana shu faoliyatingiz haqida gapirib bering. Koreya texnologiyasi asosida pomidorni ko'rdirdik bu yil hisobiga va yaxshigina daromad oldik. Bu texnologiyasi juda ham qulay, hamma narsasi avtomatika, yana hosil berishi ham juda ham yaxshi. Biz bu yerda oilamiz bilan xizmat qilyapmiz. Yana bu yerda men 15 ta ishchimiz bor. Hozir siz tugagan jarayonga keldingiz. Endi xudo xohlasa hamma hosil yig'ishtirib olgan. Hosil yig'ishtirib oldik. Endi masalan ertadan boshlab bu yerni biz pomidorlarni olib, keyingi hosilga tayyorgarlik ko'rib boshlaymiz. 2 gektar yerdan 200 tonnadan ortiq hosil oldik. Ichki bozorga sotdik. Endi ko'pgina chet elliklar bilan gaplashib, endi keldan boshlab xudo xohlasa chetga eksport qilish niyatimiz bor. Bu bir o'zim emas, bu yerda oilaviy xo'jayinimlar, qolaversa katta o'g'limni tashabbusi bilan qilingan ish bu. Men shu yaratib berayotgan shart-sharoitlarni ko'rib, juda ham zavqlanib, o'zim yana ilhomlar kelib boshladim. Qarang, sizga davlat shunday imkoniyat berib turibdi. Sen o'zing uchun qil dedi, boshqa uchun emas, o'zing uchun qil dedi. Sen o'zing shu yerdan serdaromad hosil olasan, masalan, o'zing foydalansang, yana sen 15 ta ishchini oilasini boqasan. 15 ta ishchi sendan xursand. Baxt harakat mevasi. Dar haqiqat, doimo izlanish va harakatda bo'lgan insondan baxtu iqbol hech qachon yuz o'girmaydi. Yaxshi niyat bilan ushbu iborani korxonasi peshtoqiga nom qilib qo'ygan tadbirkorning ezgu maqsadi ulkanligini anglash qiyin emas albatta. Shuning uchun ham har yili yangidan yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Hakimjon aka, mana baxt harakat mevasi mas'uliyati cheklangan jamiyati o'ziga xos bir biznes rejalarini amalga oshirmoqda. Asosan qanday bir faoliyat bilan shug'ullanadi? Jamiyatimiz asosan bugungi kunda shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, ularni saqlash va tashqi va ichki bozorlarga qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazib berishdan iborat bo'lib turibdi. Bugungi kunda jamiyatimizda 1500 tonna sig'imga ega bo'lgan mana shunday xolodilnik sovutgich omborxonalarimiz to'la ishladi. Joriy yil hisobiga bu yerda 2200 tonnadan ziyod mahsulot qishloq xo'jalik mahsuloti saqlanib, eksportga hamda ichki bozorimizni to'ldirish uchun yilning qish, bahor oylari mavsumida ichki bozorlarimizni narxlarini barqaror ushlab turish va ularga
salkın meyveleri, akıllı dasturxan yetkazib berish bilan shug'ullandı. Esasen bizim gelecekteki loyihalarımız yine bundan da ülken. Birinciden şu issiqxonalarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetiştirişke katta e'tibor qaratyapmiz. Cümleden 2018 yılda 1 hektar maydanda İspanya texnologiyasi esasında xuddi shunda issiqxonalar tashkil qilingan bo'lsa, 2019 yılda Koreya texnologiyasi esasında 4 hektar maydanda issiqxonalar tashkil qildi. Bu yerde ötken yıl hisobiga cemi 5 hektar meydanda, xuddi shunda issiqxonalarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini, yani pomidor, badring mahsulotlarini yetiştirdik. Bunun hesabına 40 tonna pomidor mahsulotini Kazakistan ve Rusya devletlerine eksportla amalga aşırdık. Bugünkü günde cemi eksport hacmimiz cari yıl hesabiga 3.500.000 AQSh dollar kıymetteki qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksportla amalga aşırışımız rejalashtirilgan bo'lib, hazırgacha 735.000 dollarlık kıymetteki qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksportini amalga aşırdık. 2020 yılının hasılını boyunca onu yığınlaş, onların saklaş boyunca yine ambarxonalarımızda işler tola kuvvet bile amalga aşırılı yaptı. Yani bunların ötki ilki hasıldan kalan çıkındılar bile tazalaş, keserliklerin aldığını açmaksızdan tazalaş işlerini alıp barış ve mevsumge tiyarlaş işleri. Xuda xalasa cari yıl mevsumumuz avgust ayının ikinci yarım aylıkından başlanadı. Demek bu yılki eksport salakiyatı ötkeliyen nispeten en çok aşağı dendi. Elbette. Bunga sebep yılının her kanday fəslinde hem qishloq xo'jalik mahsulotlarining eksportini amalga aşırış özümüzde reja qilib olganimiz bunun hisobiga mana shu issiqxonalarga yetiştirilgen mahsulotlarımız esasen yılının kış ve bahar aylarında şu eksport bab mahsulotlarini yetiştirip ularının eksportini amalga aşırış yolga koyatımız. Şularını yine de ularının hacmini köpeytiriş maksadı, hem sifatli maksadı yetkiliş maksadında ve üzliksiz eksport təminatını amalga aşırış maksadında katta loyihalarni amalga oshiryapmiz. Hozirgi kunda 10 gektar maydonda shuni issiqxonalar mavjud bizda, uni hosil berib turibdi. Yana bu yilning joriy yilning o'zida ham 10 gektar maydonda xuddi shunday gidroponika asoslangan issiqxonalar qurish loyihalar amalga oshirish ishlari hujjatlashtirish ishlari yakunlanyapti. Demak, katta-katta loyihalarda mana shu muvaffaqiyatlar tilaymiz. Albatta, bu yangi-yangi ish o'rinlar degani, mana shu bog'otning infratuzilmasini yaxshilash degani, qolaversa, eksport salohiyatining oshishiga hissa qo'shadi. Ana shu ishlarda muvaffaqiyat tilaymiz, Hakimjon aka. Ushbu korxonaga tutash hududda sun'iy qoplamali futbol maydonchasi ham bor. Ashxobod mahallasi obod qishloq dasturiga kiritilib, qurilish, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilganida tadbirkor Baxtiyor Matyoqubovning o'g'li Shahriyor Ibrohimov o'z biznesiga shu yerda asos soldi. Dadamning tadbirkorligini qiziqgan holda o'zim bir kichkinagina biznes yo'lga qo'yganman. Mana shu sun'iy qoplamali gazon maydonchasi. İkinci maydonchamiz ham shu yili bitkazamiz degan maqsaddamiz. Mana bu binada sauna, parnoy, futbol o'ynaydigan yigitlarimizga dam olish joylari, yuvinish xonalari bor. Mana shu biznes loyihasi asosida 5 ta ish o'rin yaratmoqchiman. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalar joylarda o'z samarasini bermoqda. Ilmira Ro'ziboyeva tibbiyot kasblar kollejini bitkazgan bog'otlik yoshlardan biri. Onasi ham tibbiyot xodimi bo'lganligi unga qo'l keldi. Ona qiz mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tibbiy klinikasini jihozlash uchun yoshlar kelajagimiz jamg'armasining imtiyozli krediti evaziga zamonaviy asbob-uskunalar sotib olib, o'z faoliyatini olib borishmoqda. Menda shu tibbiyot sohasini yana rivojlantirish, o'z biznesini tashkil qilish g'oyasi paydo bo'ldi. Bunda men ota-onam yordam berdi. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan 350 million kredit oldim. Bu bilan shu o'z klinikamni jihozlash uchun ishlatdim. Bunda bizda UZI apparatlari, Nugabest Koreyadan keltirilgan massaj apparatlarimiz bor. Tibbiy asbob-uskunalar sotib olganmiz. Ilmira xonim, mana hozir biz zamonaviy massaj stoli yonida turibmiz. Bu massaj apparatini xususiyatlari nimadan iborat? Inson salomatligi uchun qanday foydali xususiyatlari bor? Bu massaj stolimiz Koreyadan keltirilgan bo'lib, bunda maxsus toshlar yotqizilgan. Buni shu qizg'anda o'zidan ultrabinafsha nurlar tarqatadi. Bu nurlar odam organizmidagi ko'p kasalliklar foyda. Masalan, tomirlarda turli xil tiqilishlar, osteoxondroz, bel va bo'g'imlar og'riqlarida ko'p foyda beradi. Qon aylanishini yaxshilaydi, keyin yosh bolalarda gijjalarni tushirishdan foydasi aniqlangan. Shu sababli buni yurtimizda olib kelib, o'zimiz klinikamizda tashkil qildik. Kelgusi rejalarim shu klinikamni yanada kengaytirish. Hozircha ish o'rni 4, keyinchalik yana ham ko'paytirish, o'zim tengi yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadimiz bor.
Joriy yilning o'tgan davrida jamg'armaning tuman filiali tomonidan yoshlarning 9 ta loyihasi 440 million so'm imtiyozli kredit bilan moliyalashtirildi. Buning evaziga 10 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Shokirjon, mana xabarimiz bor. Mana shu yoshlar kelajagimiz davlat dasturi jamg'armasi orqali ko'plab yoshlarimizni yangi loyihalar qo'llab-quvvatlanmoqda. Mana shu faoliyat Bog'ot tumanida qanday o'z aksini topmoqda? Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tashkil topgandan buyon yana tumanimizda 55 ta loyihaga qariyb 15 milliard so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. 300 ga yaqin yoshlarning bandligi ta'minlandi. Bu imtiyozli kreditlar asosan ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi sohalariga yo'naltirildi. Ko'rib turganimiz yana Daniyar avtoservis avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasini tashkil qilish uchun jamg'armamiz tomonidan 250 million so'm imtiyozli kredit olib, mana faoliyatini yo'lga qo'ygan. 5 nafar yoshlarning bandligi ta'minlanib, xalqimiz xizmatida. Jamg'arma loyihalari asosida qancha yangi ish o'rni yaratildi shungacha? Shungacha 300 ga yaqin yoshlarning bandligi ta'minlandi. 2020 yil davlat dasturi asosida hali ishlarimiz davom qilib turibdi. Xudo xohlasa 2020 yildan 1 milliard 300 million so'm imtiyozli kredit olib o'z faoliyatini yo'lga qo'ygandan keyin 50 nafar yoshlarning bandligi ta'minlanadi. Yarim yillikdagi loyihalarimiz asosan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatlariga yo'naltiriladi. Bular mebel ishlab chiqarish, tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'yish, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish, sport yo'nalishi bo'yicha mini futbol faoliyatini tashkil qilish uchun sun'iy qoplamali futbol maydonchalari tashkil qilinadi. Demak, mana shu jamg'arma faoliyati bilan bog'otlik yoshlarimiz, yosh tadbirkorlarimiz safi kengaymoqda bugungi kunda. Ularni mana shu mustaqil yurtimizga, iqtisodiga, ijtimoiy rivojlanishga katta hissa qo'shyaptilar. Albatta. So'nggi yillarda yana tadbirkor sohasiga ko'p imtiyozlar berilyapti. Shulardan bittasi yoshlar kelajagi davlat dasturi asosida kredit olib faoliyatini yo'lga qo'yib, yosh tadbirkorlarimiz soni ko'paymoqda. Ularni yana biz qo'llab-quvvatlaymiz. Yosh tadbirkor Doniyor Ochilov o'zining avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi jihozlarini jamg'arma yordami bilan zamonaviylariga almashtirdi. Bu albatta o'z ish o'rniga ega bo'lgan yosh ustalar hamda mijozlar uchun ham qulaylik yaratdi. Doniyorbek Xormang, mana bog'otlik yosh tadbirkorlari biri sifatida faoliyat ko'rsatyapsiz. Mana shu tadbirkorlik faoliyatingiz haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz, nimalar tashkil qilingan bu yerda? Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasini ochdik. Hozirda ish faoliyati yurib turibdi. Hozirda bizda shu 5 ta ishchi o'rin yaratilgan. Zamonaviy hamma jihozlar bilan jihozlangan. Hozirgi kunda barcha avtomobillarga qanday texnik xizmat ko'rsatilishi kerak bo'lgan narsaga talabga javob beradigan eng oxirgi rusumdagi jihozlar bilan jihozlangan. Yana yaqin kelajakdagi rejalar, niyatlar qanaqa? Xudo xohlasa endi hozir bu faqat yengil avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasi bo'lsa, bundan keyin qurilish sohasi kengayib borganligidan sababli yuk avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasini ochish niyatimizni oldimizga maqsad qilib qo'yib oldik. Xudo xohlasa tez kunlarda xudo xohlasa uni ham amalga oshiramiz. Demak, yana qancha ishchi o'rni yaratiladi yoshlarimiz uchun? Bir 10 ta 15 ta ishchi o'rni yaratiladi. Uni maydoni ham sal kattaroq bo'ladi. Bularga nisbatan bu yengil avtomobillarga mo'ljallangan. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi faoliyati bilan bog'liq yoshlarning turli yo'nalishlardagi bunday biznes loyihalarini tumanning barcha hududlarida uchratish mumkin. Joriy yil yakuni bilan jami 24 ta loyiha amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, buning uchun 1 milliard 300 million so'm imtiyozli kredit ajratiladi. Yurtimizda yosh avlodning ta'lim tizimidagi birinchi va asosiy bosqichi bo'lgan maktabgacha ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugun mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatlariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Bog'ot tumanida ham muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanda bugungi kunda 23 ta davlat maktabgacha ta'lim muassasalari, 3 ta davlat xususiy sherikchilik hamda 38 ta oilaviy bog'chalar faoliyat ko'rsatmoqda. Bugun mana shu sohada amalga oshirayotgan ishlar haqida sizlarni yaqindan tanishtiramiz. Bizning Bog'ot tumanida jami 63 ta bog'chamizda 5411 ta tarbiyalanuvchi qamrab olingan. Bizlar bu bolalarga hozirgi kunda davlat talablari asosida ilk qadam dasturi asosida ularga ta'lim berib kelyapti. Bu yilning o'zida 4 ta investitsiya davlat dasturi asosida bog'chamiz
Bu yıl yakını geldiğin işe çürülüş rejelaştırdı. Topçu mahallası da 150 oralı investisiya dasturu asası da tamirlaş işleri alıp varılmakta. Aktepe mahallası da, Nayman kışlağı da, Sahavat mahallası da, Gülzar mahallalarda 4 investisiya dasturu asası da bakçamız tamirlaş işleri alıp varılmakta. Bundan taşkarı biz 70 de ailevi bakçanın açışını rejelaştırgenimiz karantin tügeşi bulan bu bakçalarını açış rejimizde kitkemiz. Her bir hudutning kıyafasını zamonaviy shaharsozlik namunaları asosidagi bunyodkorliklar belgilaydi. Bog'ot tumanida qurilish sohasida ham yangicha yondashuvlarga guvoh bo'lishingiz mumkin. Joriy yarim yillikda tuman bo'yicha 77.3 milliard so'mlik qurilish ishlari bajarilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 109.1% ga o'sish kuzatildi. Bugungi kunda Bog'ot tumanining har bir hududida qishloqlarda, mahallalarda, ayniqsa mana tuman markazi shaharchada katta bunyodkorlik qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa aholini zamonaviy uy-joylar bilan ta'mirlashda mana shu qurilish tashkilotlarining, qurilish firmalarining alohida o'rni ahamiyati bor. Bugungi kunda mana O'zbekiston ko'chasi eng mana shu tuman markazining shoh ko'chalaridan biri, mana shu ko'chada ham ko'p qavatli uylar birin-ketin qadraslamoqda. Keling, suhbatimizga mana shu xususiy firma rahbarini taklif qilamiz. Mana Nodirbek, bugungi kunda xususiy qurilish tashkiloti tashkil qilgan holda tumanning bunyodkorlik ishlariga o'zingizni hissangizni qo'shyapsiz. Bizlar 2016 yil Bog'ot zamin qurilish korxonasini tashkil etdik Bog'ot tumanida. 2006 yildan beri ko'p qavatli domdan 2 ta kurduk. Her yıl 1-2 mektep kurduğumuz, bakça kurduğumuz, sıfatlı kılıp, tapşırıp durduğumuz. Bana şu üyeler indi, bana neçe hanadan gelip, mücellen gelip, bir de kandı şaraitle yaratılgen, bana pasta hizmeti gösterip, şakapçalarını kur yapmaz. Bir de 27 hanadan 9 savda ve meyşi hizmet gösteriş şakapçası var. Bu da halaza 100% hanadarla köçüp ötüp, şinem yakşı şeraitlerde yaşap başladılar. 9'da savda meyşi hizmet gösteriş şakapçasına 100% emmesi iş gösteriş başladı Huda halası. 2020-2021 yılda Bog'ot tumanında yine 6'da köp kavatlı üyü rejeleştirip durmuş. 2'de 5 kavatlı, 4'de 7 kavatlı. Umumi 6'da köp kavatlı bina kuruş rejeleştirip durmuş. Kuruluş materyallerini kayırdan alasınız? Özellikle mahalli karhanlarda alas mı? Köp maksulatlarımız mahalli karhanalardan alıp durduk. Tumandaki tedbirkarlardan alıp durduk. 80%. Tuman merkezde devlet hizmetleri merkeze hem teşkil kılınken, bana şunda hem bana acayip bir kısayınız var. Şu anda hem totalsanız. Devlet hizmetleri merkezini kurup, tüketip, ahırki perdazlaş işlerini hem tükettik. Yakşı sıfatlı kılıp devletimize şunu tapşıramız. Müstakillikin 29 yıllıkine Huda Halaza bize hani savgamız boladı. Koldan gelince şu elimize, yurtumuza şunca imkaniyet yaratılıp durdu bizlere. Şunçelli yengillikle berilip durdu sağlık tizminde. Fakat işleşimiz gerek. Şimdi Nadir Bey, bana şu sizleri kolayız bilen bünyat edilgen acayip bir durar acayip binaları. Bana şu dörtgeninizde kandaya bir tesirat geçerdi kalbinizden. Şimdi beri bir köylüyüz tağdın götürlerdi. Evvela Huda'ya şükür kılamız, kursant bolamız. Bog'ot shaharchasining Firuz ko'chasida milliylik va zamonaviylikni o'zida aks ettirgan Davlat xizmatlari markazi binosi qad rostlagan. Shuningdek, ko'chada 2 ta 5 qavatli 54 xonadonga mo'ljallangan turar joylar qurilmoqda. O'zbekiston va Firuz ko'chalarining chorrahasida joylashgan mana bu salobatli bino tuman madaniyat markazi. Bu ham yaqinda ta'mirdan chiqarilib, madaniyat xodimlari va to'garak a'zolari hamda Amu sohili ansambli jamoasi uchun ko'ngildagidek sharoit yaratildi. Quvondik, mana yaxshi bilamiz, Bog'ot tumani azaldan madaniyat san'at sohasi rivojlangan hududlardan biri sanaladi. Bu yerda mashhur san'atkorlarimiz, madaniyat xodimlari yetishib chiqqan. Mana so'nggi yillarda mana shu tumanda mana shu sohani rivojlantirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirildi? So'nggi yillarda madaniyat sohasi, san'at sohasida prezidentimiz yangi bir qarorlar, farmonlar qabul qildi. Bizning Bog'ot tumani madaniyat bo'limimizdan bu o'z gücünü ko'rsatmoqda. Kulon Qorabog' madaniyat markazi Kulon Qorabog' qishlog'ida Kıpçak qishlog'ida Kıpçak madaniyat markazi yangi jihozlar bilan ta'minlandi. To'garaklar, doira to'garagi, rubob to'garagi, raqs to'garaklari, tasviriy san'at to'garaklari tashkil qilindi.
Mana quvandik, mana shu biz turgan madaniyat markazi, mana shu tuman markazini shaharchamiz eng bir ko'rkli salobatli binolardan. Bu yerda qanday ishlar amalga oshirildi? 2 milliard 300 million so'mlik ta'mir talab ishlari qilindi. Amfiteatrimiz 500 milliondan ziyod mablag' bilan ta'mir qilindi. Zallarimiz ta'mir talab edi, hammasi shu ta'mirlandi. Bu madaniyat markazimizdan 10 ga yaqin to'garaklar ish faoliyati olib borilmoqda. Raqs to'garagi, rubob to'garagi, doira to'garaklari, shunga o'xshash to'garaklar ish faoliyatini olib boryapti. Bu madaniyat markazimizda Amu sohili ansamblini tashkil qildik. 2018 yil bu Amu sohili ansamblimiz ham xalq havaskorlik unvoni bilan taqdirlandi. Hozirda esa bu ansamblimiz yangi repertuarlar bilan mustaqillimizning 29 yilligiga yangi repertuarlar bilan ish olib boryapti. Bu to'garaklarimiz pandemiya sababli onlayn tarzda ish olib borilmoqda. Quvondiq Bog'otlik yosh iste'dod egalari tanlovlardagi bir muvaffaqiyatlar haqida suhbatlashsak. Bog'otlik yosh san'atkorlar, ijodkorlar, masalan Ruxsora Otajonova, Botirjon Rahmonov maqom ko'rik tanlovlarida g'olib bo'lib, respublikada yaxshi o'rinlarni olib ijod qilib kelmoqdalar. Pandemiya sababli ommaviy tadbirlar, konsertlar qo'yilmasligi sababli o'zlarimizning xodimlardan, san'atkorlardan Aslan Bobojonov yaqinda jonli efirda onlayn tarzda konsert 3 soatlik konsert qilib berdi. O'zimizni amfiteatrimizda Amu sohili ansamblim xalqimizga madaniy hordiq chiqarishlari uchun shu onlayn tarzda konsert berish uchun tayyorgarlik ishlarini olib borilmoqda. Karantin qoidalariga rioya qilgan holda. Mana ko'rayotganingizdek, tumanimizning Qoq markazida madaniyat markazimiz qad ko'targan. Bu tumanimiz hokimining tashabbuslari bilan prezidentimizning shu san'at madaniyat sohasiga qaratgan bir nima e'tiborlari sababli tumanimizning ko'rkiga ko'rk, chiroyiga chiroy qo'shib kelmoqda. Shu fursatdan foydalanib bizlar ham hozirgi pandemiya davrida yangiliklar bilan shu pandemiya karantin qoidalariga rioya qilgan holda shu yangi bir asarlar bilan yangi ashulalar ustida tayyorgarlik ishlarini olib boryapmiz. Xalqimizga madaniy hordiq chiqarib, shu yoshlarimizni milliy kuy-qo'shiqlar bilan ma'naviyatini boyitib, ijodlarimiz bilan bir xushnud qilish maqsadida ish olib bormoqdamiz. Mustaqillikning 29 yillik bayrami bilan yurtdoshlarimizni hammani tabriklayman. Mana shu qo'shiq og'ushida
bog'otlik yosh sportchilarning qo'lga kiritayotgan yutuqlari, ularga yaratilayotgan sharoitlar bilan tanishish uchun bolalar o'smirlar sport maktabiga yo'l oldik. Bu yerda ham ta'mirlash ishlari oxiriga yetkazilmoqda ekan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini amalga tatbiq qilish maqsadida tumanda yoshlar orasida iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugün Bog'ot tumanida yoshlar o'rtasida sport ommaviyligini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilyapti. Bugün tumanda 70 nafar O'zbekiston va jahon chempionlari yetishib chiqqan. Mana shu sohada amalga oshirilayotgan ishlar, yutuqlar haqida biz tuman sport bo'limi rahbari Sherali Shermetovga yuzlanamiz. Sherali, sport rivojlantirish borasida qilinayotgan ishlarga to'xtalsangiz. Bog'ot milliy sport maktabi 2004 yilda tashkil qilingan bu. Bu yerda 44 tane Merkezli murabbiyeler faaliyet alıp varmakta. 1600'den ziyat nefer okul şoğlanıp yemekte. Şimdi 16 spor türüne şoğlanadı bir de okulçular. Tümende şimdi başka bir umumi ammavi spor türlerine metibar etirken tümenimizde mahalle ahasının sağlığını müstahkemleş için, cemiyetin sağlam durmuş tezini rivayetleştirmek için ahalı ortasında, karhan teşkilatlı ortasında beden terbiye maşulatları ütkizip yuparılmakta. Bazı şimdi karantin tüfeğiyle online tezden maşulatları alıp varılmakta. Sport amma oyna asırsa əsasi nəsə özü sport baz alanı etibar qaratışıq. Ən birinci sportu yaşlarını cəlb qılış üçün. Əsasi sport inşaatlarına etibar qaratılmaqda. Yeni anəsə tögərəklərini çəkkə-çəkkə xudutlarına alıp barışdı. Murabbiyyələr bir xitgənimiz. Tümanımızda 23-də suni qapama futbol meydan işgə çürüldü. Tennis kod, voleybol, fitness kursla işləb tuttu bəyə birazı. Bulan bəlçəsi şu yaşlarını, umuman axalı, nurani, yaş, xatın-qızlar bəlçəni sporta cəlb qılışmaqsa. Mən Şerifbayeva Nafisə, 19 yaşımda mən. Mən sportka bolğan qızıqışım 8 yaşımdan başlangan. Başıda qoşnı sportka qızıqadigan qoşnı qızlarda körüb qalıb, şularga qızıqıb, keyin sürüştürüb, mən ham borganman. Başıda ata-anam rozichilik bermagan. Sekin-sekin musobaqalarga qatnaşıb, orınlar alıp, başlagandan keyin ata-anam rozichilik berib, yuborib başlagan. 2017 yıldan Paradüzyo'da terma jamoasiga a'zo bo'lganman va sekin-sekin katta musobaqalarga kirib boshlaganman. Toshkentda bo'lib o'tgan Okean va Osiyo o'yinlarida qatnashib, faxrli birinchi o'rinni olganman. Keyin 2018 yil bo'lib o'tgan Jakartada, Indoneziyada bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida ikkinchi o'rinni olganman. Azerbaycan'da Baku şehrinde bulup ötken Grand Prix'de fakirli birinci oyunu olganman. Keyin Kazakistan'da bulup ötken Okean va Osiyo oyunlarda ikinci oyunu olganman. Toshkentda bulup ötken Grand Prix'de birinci oyunu olganman. Küçlü rakiplerge düşkenimde kılgen mehnatlarım, ota-onam kılgen duaları, ota-onam kılgen arzu niyetleri, özümün arzu niyetlerim, hammasi köz aldımdan ötedi. Ve ana şu menge küç kuvvet beredi. Gelecekteki arzu niyetlerim, Xudo xolosa olimpiada o'yinlarga qatnashib, faxrli birinchi o'rin olib, vatanimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarib, yorug' yuz bilan qaytishlik. Mamlakatimiz rahbari tomonidan joriy qilingan axborot xizmati faoliyati bugungi kunda sezilarli bo'lyapti. Mana shu Bog'ot tumaniga 2 kunlik safarimiz davomida bu yerdagi islohotlarni yoritishda tuman hokimligida faoliyat yuritayotgan axborot xizmati rahbari Muhabbat Abdullayevaning ko'magi bizga juda ham yaxshi bo'ldi. Muhabbat Abdullayevaning bugun faoliyati viloyat hokimligi tomonidan ham e'tirof etildi va eng yaxshi matbuot va axborot xodimi degan e'tirofga musharraf bo'ldilar. Ana shunday sizga e'tirof muborak bo'lsin. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy qilingan mana shu axborot xizmati sohasida faoliyat yuritayotganimdan juda ham faxrlanaman. Chunki axborot texnologiyalari asrida xalqimiz axborotni juda ham toza
taza halde hem saf aşkara akbaratını isteyebdiler. Her günü tümenimizde yengilikler bol yaptı. Kayırdadır kandede kuruluş başlayıp tedbirkarımız. Ya ki tümende yengi islahatlar. Mesela islahatlarını halkımızda aşkara, doğru hem de öz vaktinde tezkarlıkla yetkizip üretkenliğimden özüm kursant bulamam. Her bir akbarat halis buluşu gerek. Çünkü halkımız hemen her sene hazır açık, şeffaf buluşunu isteyebdi. Halkımızda bana şu akbaratlarını öz vaktinde yetkizip, onlarını islahatlar bile tanıştırıp barış cereyanındaki özümünün faaliyetimden günü günü giyen payda insanı yapıp konukmaya kalamam. Yine de bundan hem tezkarlık buluşum, bundan hem can kıyarlık buluşum, şicatlı buluşum kerekeligini yürek yürekimden his kılamam. Rahmet sizge, yine bana şu faaliyet yüze icadi barkemallik dileğimiz çerçemeyin bana şu Bog'ot tumanida o'zgarishlarni, yangiliklarni yoritishda siz bilan hamkorlik qilishda davom etamiz. Rahmat, xush kelibsizlar, xush ko'rdik sizlarni. Rahmat. Tumandagi islohotlar samarasi bilan tanishish jarayonida Rossiyaning Orenburg viloyatidan naslli ichki olib kelib ko'paytirayotgan tadbirkor yigit haqida eshitib qoldik va uni tasvirga olish uchun yana Qoraqum barxanlari tomon yo'l oldik. Mana hozir tuman markazidan 15-20 kilometr ichkaridamiz, ya'ni Qalajiq qala massivi tarafta bu yerda Qoraqumning yastanib yotgan barxanlarida nafaqat mana qaramolchilik, baliqchilik, qo'ychilikni rivojlantirish, balki echkichilikni rivojlantirishga ham jiddiy e'tibor qaratilgan. Yosh tadbirkor, mana shu echkichilikni rivojlantirayotgan tadbirkor yigitimiz Ulug'bek Piniyozovni yaylovdamiz, o'tovdamiz. Bu yerda mana Rossiyadan olib kelingan echkilar parvarish qilinmoqda. Demak, ko'rsatuvimizning davomi mana shu jarayonlarda echkichilik rivojlantirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan tadbirkorning faoliyati haqida bo'ladi. Xormanglar, Namanganda shunday kelinoyimiz bor ekan, bilmagan ekanmiz. Gulsanam opa, xormang. Bu eşki sağış kandayı maşgulat eken bu? Değil mi? Sağıklı maşgulat eken. Bilesin mi? Şu eşki sütü şifabası kuşsuyat tamamdan onu sütüde ekeyim. İkinci orunda duradı. Bana birinci martta sağ yapmam. İkinci deyim sağıklı maşgulat eken. Kıymemez mi eken? Yok. Ayol kişi sığır sağışıyam, eşki sağışıyam bilişi gerek. Evvel kızlık paytinizde Namanganda sağgan mısınız? Ben sigir sağgama. Lekin eşki sağıp görmeyeyim. Birinci martta eken, ikinci deyim yakışı maşgulat. Demek bu içkinin sütü juda faydalı insan için. Şuva başlık hususiyetinden ona sütüden kengi duradigan. Şuva başlayken bunu bana ulu beykeni uzarıyam. Aytadılar aynen bana şu bugün içkiçilik bu için biz lahak ilerimiz ki. Bu hakta üzerinden sorayımız. Hazır ise ben maşgulatımı devam ettiremem. Demek merhamet Gülsan Apa eşki savaşını devam ettirdiler ki bana Ulug'bek dostumuzdan bana şu eşkişilikli hususiyeti, onun faydalı cihatları hakkında sohbetleşip olamız. Azamat, bana gördünüz mü? Bir eşkisinden bir tatlı görün. Cüda mazal eken, cüda. Bana şu tabii ki yapar eken. Barbar, Ali sigir sütüge nispeten başkaca bir tembir eken. Başkaca tembir et, tabi. Bundan taşkarı bilesin mi? Bu Ulug'bekken etişi, bu içkiler zottar içkilerden eken, şu Orenburg'dan kilitirilgen eken. Şifa bağış hususiyeti bile acayip durdu. Kora verse bunu içki cünüden, bu romalların tokuştayan faydalanırken demek. Tokumaşını sanatlar. Tonu fayda. Gelin bu hafta üzerine işlemiz. Ulug'bekken bana şu aynen içkiçilik sahasını rivojlantirish kaçan boşladığınız, nima sebep buldu, kızıkışıyız var mıydı? Bu kızıkışımız bize şu Rusya Respublikası'na bağırıp şu tirikçilik için işleş için var gelmemiz. Koşnumuz şunda bir tört tane içki sağılıp sütü ana kabuğu gelmemiz için kızıkışımız artıp şu nerseni bize yine Özbekistan'a bağırsak şu nerseni rivojlantiramız, kengeytirerimiz bize hem degen arzuda
Bir 20 dana alıp gelmemiz. Köpeğip, şu sağıp, sütü, şifa bağışlığını bilip 120 dana kıldık. Pandemiden çıkıp geçsek bir 300 dana, 350 dana kılış niyetimiz var. Bu belki de bana içkiçilikliğe rövajlantışı bilim gerek. Bana şu narsalan kayırda organdayız. Türkiye Respublikası'na barıp, şu vitrine sakanı benim üstümde kattık işlep. Şu narsanı ürgenip, içkiçilik olsun, koyçılık. Şu vitrine sakasını küçülü ürgenip, Türkiye uzun köprü degen cahaydar. Şu rakberim Serkan degen adammış, kolunda terbiye alıp gelme. İndi içki bak. Kış bu bitta moldu kıyas ayırsak bitta molumuz hazır 10 milyon bola degen bolsa bize de içkimiz 215 dolardan kegen. Zattar içki bu nerse bize de 2 milyon son pul etrafında boladı. Lakin bitta sigirdi pulu ge 5 dalaman 2 litre 1 litreden süt bere degen bolsa hem ben 10 litre süt alama. Lakin 10 milyonga agen sigirimiz hazır günde 10 litre süt vermeydi. Yine bunu sütü şipa bağış. Elbette. Hem bu her birine mesela 5 tanesi 100 gramdan buğday yiyem haşek vergen de sigir 3 tonla yiyem haşek yediğim olsa bir yılga. Bu 5 tane içkimiz bize 1 tonla yiyem yemeydi. Haracatı kem, hasıldarlığı yakışı. Köpeği işi 150 gün bu. 5 ay dağımında özü 2'den 3'den tokadı. Nesil al yapmıyoruz hazır. Yani mesela içi de puh nesil çiliği var. İçi de kamre degen parodası var hazır. Şu mesela ispan zatı var. Bu da 2'den 3'den 5 litre 6 litre sütü şunu kütüp durmaz indi. Kızı kış bol iş gerek birinciden. İkinciden köp adam çöl zonasında dedi. Bu nesil kılıç kıyın dedi. Harekette bereket. Hareket kısanız hemen hesap olabilirdi. Bize şu nerseye kızgıp bel bağlayıp, bana mesela 3 kişi, 4 kişi bel bağlayıp yürüpümüz. Roz yarımız, Kudaya şükür tökün saçın. Bir öden kem boğgen cayımız yok. Yüngünü satamız, sütünü satamız, sütünü 1 litre 10 bin son pul. Hem bunu şifa bağışlığı birinci ana sütü, ikinci içki sütü eken. Bize ürgenip görsek. Harkıl keserlege şu şifa bağışı olan için şu nerseye bize köpeğe bel bağladık. Rahmat. Kilgüste recalayın dolu beyke. Kelgüsü receler, Xuda xalasa bunu bundan ham kengaytirib, katta bir kompleksda qilib, o'zamiz shu sut mahsuloti, tvorog, sir, mini sexlarda qurish niyatimiz bor. Junun ham qayta ishlaydigan sexlar qursak, u ham yaxshi bir tayyorlama. Eksport qilsangiz. Eksport qilsak ham shu kilosi 50 dollardan shu eksport qilinadi. Ulug'bek aka, mazmunli suhbat uchun rahmat. Aziz tomoshabin, biz ko'rsatuvimizning yangi manzillari sari yo'l olamiz. Echki suti tarkibida foydali elementlar fosfor, kalsiy juda ko'p bo'ladi. Ulug'bek Piniyozov olib kelgan angor naslli echkilar tuyoq soni hozir 100 tadan oshib ketdi. Chetdan keltirilgan zotli echkilar o'zimizdagi jaydari turdoshlariga nisbatan mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Hozirda bir echkidan kuniga 2 litrdan ortiqroq sut sog'ib olinmoqda. Chorvador echkidan olinayotgan sut va junini ichki bozorga chiqaryapti. Keyinchalik tarmoqni yanada rivojlantirib, turi, hajmi va sifatini oshirishni niyat qilgan. Quyosh tafti ketib, qosh qorayotgan payti cho'lning havosi o'zgacha. Ayniqsa bir tarafi ko'lga tutashgan bo'lsa. O't atrofida yovshan choydan xo'plab, Ulug'bek bilan suhbatimiz yanada qiziganidan vaqt o'tganini ham sezmay qolibmiz. Suhbatdoshimiz ishlariga rivoj tilab, yana tuman markaziga qaytdik. Rejada Nurlimaskan mahallasida faoliyat ko'rsatayotgan yosh tadbirkor Jasurbek Avezov amalga oshirayotgan ishlarni tasvirga olish edi. Bu yerda qaldirg'och umumiy ovqatlanish shoxobchasi va boshqa bir qator xizmat turlari yo'lga qo'yilgan. Jasurbek, mana hozir o'quvchilik bolalik yillarimizni eslasak, mana shu bino o'rnida avval mana shirkat xo'jalik davrida bizning qishlog'imizda qaldirg'och deb nomlangan bir choyxona bo'lardi. Mana shuni o'rinda hozir yana shu nom bilan atalgan bir xizmat ko'rsatish shoxobchasi zamonaviy bino qad rostlagan. Bu yerda dastlab mana qanday bir faoliyat bilan amalga oshirmoqdasiz? Hozir kunda umumiy ovqatlanish bilan faoliyat davom qildirdik. Oziq-ovqat do'koni bor, go'sht do'koni bor. Yana xalqimizga qulay bo'lsin deb bank xizmatlarini qilib ko'pmiz. Hozirgi kunda 12 ta yangi ish o'rin qildik. Shundan 8 tasi kollej bitiruvchi. Hozirgi kunda shu faoliyat bilan davom qildirib turibmiz. Endi bu mana eng zamonaviy chiroyli bir katta bino bo'lib barpo qilingan. Bu yerda yana qanday loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan? Dastur asosida bir yaxna ichimlik suvlarini qilyapmiz, xudo xolosa. Gazli, gazsiz chiqadi xudo xolosa. Xitoy texnologiyasi asosida shu raqobatlashib biladigan darajada shunday suv ishlab chiqadi. Sifati shunday bo'ladi. Mana shu loyiha amalga oshirilishi bilan yana qancha yangi ish o'rni yaratiladi? 5 ta yangi ish o'rni yaratamiz. Aynan mana shu tadbirkorlik yo'nalishiga kirishingizga, mana shu faoliyatni davom ettirishga nima sababchi bo'lgan?
Biz evvelden şu köyümüze düğendik, ümumi katlanış kılamız, şunun hizmeti yakışı da, şu hizmetleri kılıp durmamız hazır günde. Şu faaliyetine şuğullanıp. Bir de esasen bir de ailevi ne? Ne ailevi, hem mesela ailevi. Semerkant'tan aşbezler alıp giyemiz. Hazır günde yine halkımız ki gördüğünüz yakışı hizmetleri kılıp durdu. İslohotlar samarasini tumanning barcha sohalarida, eng asosiysi odamlar ruhiyatida kuzatishingiz. Bu esa yangi tonglar og'ushida kindik qoni to'kilgan zaminga mehr muhabbatini 100 chandon, 1000 chandon oshirayotganini his qilishingiz mumkin. Oybek Madaminovich, bugungi kun rahbar hokimi sizning nazaringizda qanday fazilatlar sohibi bo'lmoqi kerak? Bugungi kunda o'zi hokim deganini o'zi unga qo'yilgan bugungi talab o bir iki yönelik bilen bakalap bulmuydu. Buna ait edeyen basak hazır günde alıp batırgan işlerimiz yüzesinden büyünge hakimlere boğan, rahbarlara boğan talepler bir cüdek ölemek ettim ona. Hakimde kıladığın işi büyün günde en birinci aldığımıza koyulgan vazife büyün günde halkını şu rahbarlardan, aneksa şu hakimlerden razı buluş. Bu razı buluş için bu bir iki saha bilen bu bilgilenmedi. Bu bütün kişi azı hayatımıza doğru gelirken berçe yönelişlerini öz içine aladı. Halkımız birinciden karnı tok olsa, iyini bütün olsa, ailede ferzentleri hemmesi yakış şaraitte, muhitte terbiyelendiğin olsa hemen esasını özüne tora tok ispup. Şunda ben o liman halkımız bizden razı oladı. Bizlere koyulgan zimmemizdeki mesuliyet, büyüngü vazife bu hem mesafede bu. Halkın içtimai iktisadi ahvalı, kembalıktan çıkarış meseleleri. Kaçan çıkardı kembalıktan? Bu ailenin bize daimi iş onu bilen temirleşimiz birinciden. Birinciden daimi iş onu bilen temirleş. Hem de bunu yerteye şu özünün ailesini, özün musakılı ravişte hemme yönelişlerde tola töküs kılış ailesini. Yine tedbirkarlık faaliyeti yola koyuş bu işe bir yılın yüzünde tumanımızda karayıp 2 trilyonluk layıkala bilgiler alınken bu 467 te layıka değerli. Bunun için de hazır günde 5000'e yakın işçi onu yaratıladı. Ay bir madem yok, bana hazır. Yangi O'zbekiston model asosida zamonaviy O'zbekiston qiyofasini yaratyapmiz. Yangi O'zbekiston qiyofasini yaratish uchun o'sha joylarda islohotlarni ham qanday amalga oshirishiga bog'liq bo'ladi-da. Demak, mana shu borada tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dastur doirasida qanday yangi loyihalar qilinyapti? Keling, mana shu borada ham fikrlaringizni bilmoqchimiz. Tumanimiz sanoati ham rivojlanayotgan tumanlar qatoriga kiradi. Bu bilasizlar, to'qimachilik sanoati ancha rivojlangan. Şimdi azı nima kılışımız gerek? Koşumça kıymat, koşumça işçi oranı, yaratış parasında aynen uşbu tekirle bütken yönelişinizde bugünkünde tumandağı aynen uşbu tekstil sakasına ait edeyen olsak bu keyingi etapta kılınadığın layıkalarımız bazı günde. Bana azı fakat ipi girip bilen çekerlerine kami uşbu klaster karhanalarımız bugünkünde ikinci, üçüncü baskışlarını kılışımız gerek. Bu da yani şu gezleme işlep çıkarış, gezlemeden keyin tayar mahsulat sübətində çıkarır deyem olsak, bu öz növbəti de bu klaster, aynen karxananın özü yem de rahmet oladı koşumça. Bu ertəgə büjet yem çün oladı. En esasisi bir de minləyən işçi onu yaratıladı. Tumanımız meyvə savzalatçılığa istatlaşıqan tuman, bu əmməgən məlim, ülayətdə üçdə tuman olsa, bittəsi bağat tumanı saplanadı. Bugün gündə yine təşkil qılgan meyvə savzalatçılıq yönəlişədəki klasterlərimiz var. Bu iki tə klasterimiz, bugün gündə şu mövcud bağlanı istixanalar olsun, bulanı əmməsini iki tə klasterə bir iki tip yeryəmiz. Bugün öz fəaliyyətini alıp barmaqdalar, bulada yetərli miqdarda savut işçi sığımları mövcud. Zamanovi istixanalar bərpa qılındı tumanda. Bulanın özü de 700'dən artıq işçi onu yaratıldı. Aynen büyül 2020 yılının özüden karib 90 hektar etrafı da bugün günde layıkalarımız mevcut. Az yine Cihan Bankine layıkalarıyla Japonya'nın JICA mablağları hesabından. Bugün günde eğer şuna mümeli aşırıda yem olsak bunu özüden 1000'e yakın işçi onları yaratıladı. Ertege keyin bulanı yine bir aldığımızda durgan vazife alıp eksport yöleminin keyin getiriş, kayıta işleş meselesini hem öz aldığımızda vazife koyuyemiz bugün günde. Şu aynı kısa şu işçi onları yaratış hem de şu bücretini barkarlıkını təmirləş məsələlərində bitdən meyvəni qayta işləş karxanamız işə çıxdı 2 il yılında 18 bin tonla meyvə səbzavatını qayta işləş quvatına yəgi. Bunun özü də mazı 30'dan artıq işçi yönlə yaratıldı və fəaliyyətini alıb almaqda. Tədbirkarlıq məsələlərində misal üçün yani banklarımızda kançalik imtiyazlı kreditlə bu yönəlişdə hazır gündə acıratılıyordur. Hər bir ailə tədbirkar, dövlət dəsturu var, yaşlı gələcəkimiz dövlət dəsturu var, bu xatın qızlarını qollab quvatlaş, can barmaları fondundan. Bugün gündə həmməsi belirlənən miqdardağı qoyulğan limitlərin həmməsini özləşdiriş əmələ aşıldı. Tümən də bugün xalq bizdən köpraq
yengilike intilip, yengiçe yaşar terzini talep kılarlar. O talepe bize cevap verişimiz için bugün günde adli bir kamunal sakınan ama diyen masak. Yol bay, içimlik suyu bay esası, içimlik suyuna. Üyücüye bilen temirler. Kaçan ki bize halkımıza şimdi şaraitlerini yaratıp böyle diyen basak, ertege halk bize narvazı buladı, öz nöbeti de başka sahalada bize icabi özgeçte kırışımız mümkün. Ağabey Beyke, bana hazır iki gün devamında icadi güruhumuz bilen, bana şu Bağat Tumani Kuplap mahallelerine, kışlaklarda teşvik birdik, birdeki abatlıklar, amelge aşılıyorken, bünyatkarlıklar, özge has bir etrafke saza vardı. Bugün günde bana şu bünyatkarlık sahasında, kendi bir işlerini, layıklarını rejeleştirip amelge aşılıyorsunlar. Adli bir mesele, halkını keyfiyeti bilen bağlı, yer talep şu bir köçeye su sepilip işini aldı ya bir turlu diyen bosayım. Yer talep kimdir halkımız işe çıkadı, öz işi bilen köçeye çıkadı diyen bosa, şunu özü bir keyfiyet başlıydı halka. Çünkü esası kaladığı işimiz yollarımızı halat yakışmaz. Bu bücretimizi attırıp becerleyen kısmından, tumanın özünde kaladığı kısmından faydalanış imkaniyetimiz var. Bu aldım, bu magen bu. Bugün günde yine şimdi imkaniyetimiz var. Her kuartalını, her şaraitini bana birinci çare hesabına 750 milyon tumanın özü yamallak kaldı. Bu öz nöbetinde yine hazırlı günde şu içtimai saha, aynı kısa şu tuman merkezdeki iş köçelerini temirler, köçelere yartışla onlatış bugün günde. Hem yine hıyaballarımız yine hatire meydanımız var. Böyle yine bir şu pandemiye şaraiti bula diyen olsak ama bu şu ben tekitle bütçen mallak hesabına anca işlerini becerirse muvaffak oldu. Bana şimdi bugün günde hani kısa ikinci çarek yekünü bilen 1 milyardtan ziyat artık rak mablak tumanlık sabıda kala yaptı. Belirteyen ne kılamaz bunu? Bana şu Kürt program parklarımızda amel kıla diye gençlerimiz yok. Tedbirkarlara atraksiyonlarını onlattırıp, yöleklerini yengiden kılış. Umuman bugün günde şu halkımıza şarait yaratış asıl maksatımız. Şehirten şu işte mayı sahı oladı mı, iktisadi sahı oladı mı, komünikasyonu ötkeziş meseleler oladı mı, köp kuatlı üyelerimiz hudutları bayına hazır günde. Bunlar da kıladı gençlerimiz en çekine, belli de işlerine hemen aşırılar etmiz. İşte mayı sahı ebeklerinden mabla kaçırat etmiz bugün günde. Şu emmesi, beraber şu halkımızı faravallıkı, halkımızı tümüş şaraitini yakışılar sahasında, yönelişinde kıladı işlerimiz var mesela. Öteyotken kullarımız, canacan vatanımızın, diyarımızın, bana gibi 9 yıllık senesine yakınlaştırmakta, bana şu kullarda, bana şu kalbimizden yurttaşlarımız yakında bir niyetleriniz geçmekte. Mustakıllıkımızı 29 yıllık bayramı arefesinde durmuş. 29 yıl ötüp kaldı. Bu tarih için bir hiç kana kabrını vermez. Lekin beraber yaş yenge tuğuluyen ferzentem 30 yaşı yakınlaşıp kaldı. Bu da yenem münakası yapıp kalasanız az an müddet emez. Hele önce işle buldu. Bunu şimdi sarkı sapını kıladayan basak. Misli körülmeyen öz yarışlarım. Hazır bir günde yine şakarlı kıyafası, tuman merkezleri, kışlaklarımız kıyafalarının öz yarışları. Bugün günden bu hem mesut şu mustakıllıkımızı, şarafeti ben bulutturgan işle şu mustakıllıkımızı 29 yıllık bilen ben özüm namından kalabersen şu tuman hakimdeki namından bütün halkımızı, bütün Bağat halkını, vilayet halkını, hemmesini kendilerini tebrikliyim ben. Sağlık, selametlik işlerine rövaş dileyim ben. Rahmat, bana şu mazmurluk sıfatınız için işlerinizde muvaffakiyetler dileyimiz. Mana iki gün davomida Bog'ot tumanida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi bilan tanishib, bir narsaga amin bo'ldikki, yurtdoshlarimiz dunyoqarashi, tafakkurida ham islohotlar bo'lmoqda. Shunday emasmi, Gulsanam opa? Albatta. Bugun Bog'otliklarning 7 yasharidan 70 yasharigacha qalbida ertangi kunga bo'lgan ishonch, yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usini his qildik. Ayniqsa shijoatli tashabbuskor yoshlarimiz tomonidan amalga oshirilayotgan yangi loyihalar Bog'ot tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ha, bularning barchasi mustaqil O'zbekistonimizning 29 yillik to'yiga munosib tuhfadir. Ijodiy guruhimiz bilan shularning barchasini tasvirga olishga imkon darajasida harakat qildik. Ulgurmaganlarimiz keyingi ko'rsatuvlarimizga mavzu bo'ladi alohida. Barcha yurtdoshlarimizni vatanimizning 29 yillik qutlug' sanasi bilan samimiy muborakbod qilamiz. Yana bir didorgacha omon bo'linglar. Senga aytolmagan so'zlarim bisyor. Sen mening tuganmas dostonlarimsan. Bog'ingda bir gul ham chekmasin ozor.
mening mangu qolar bo'stonlarim san. Dildan jo'shib aytar she'rim, bayotim, rayhon bo'yligim san, yurtim, bog'otim. Tonging tarovati tanim yayratar. Bulbul nag'masida yangi tarona, kunduz bobo quyosh nurin taratar. Tunlari yulduzlar, oy ham parvona. Dildan jo'shib aytar she'rim bayotim, rayhon bo'yligim san, yurtim, bog'otim. Har kuni o'zga jilo, erka jamoling. Bunyodkor xalqingning senga tuhfasi, navqiron avloding qaddi kamoling. Bag'ringda barq ursin hayot nafasi. Dildan jo'shib aytar she'rim bayotim, rayhon bo'yligim san, yurtim, bog'otim. Oltin kuz bog'ingda bollar tomadi. Dalalarga minglab yulduzlar qo'nar. Mehnatkash xalqimning zafar omadi, quvonchli davralar to'ylarga dunar. Dildan jo'shib aytar she'rim bayotim, rayhon bo'yligim san, yurtim, bog'otim. Men ham bir dilbanding ilhomim jo'shib, yurakdan aytarman har aytar baytim. Beg'ubor tonglarga mehrimni qo'shib, yana bir soatinga sher bo'lib qaytdim. Dildan jo'shib aytar she'rim bayotim, rayhon bo'yligim san, yurtim, bog'otim.